Değerli öğreticilerimiz, herkese iyi günler. 25 Mayıs'ta yani yarın yapılacak olan seçimimiz ileriki bir tarihe COVID nedeninden ertelenmiştir. Aynı zamanda malum bildiğiniz gibi bayramda 4 gün, 5 gün süt, 1 kilo süt üreticimizin sütünü bırakmadık. Bu arada da bize destek veren Aynes firmasına da sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Ayrıca üreticiyle bağlantı kurmamızda destek veren çok değerli basın mensuplarına ve sosyal medyada kullanıcılara teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız, birlik olarak peyniri hem imalatını hem de pazarlama konusunda anlaşmalara başladık. Birliğimizin markası üzerinden bunları piyasaya arz edeceğiz. Üreticiyle tüketici buluşturup hem kaliteli hem de çok kâr etmeksizin tüketicimizi memnun edecek şekilde bu peynirimizi piyasaya süreceğiz. Peynirimizi sürdüğümüzde de ne olacak? Yem, isteyen istediği yerden yem alacak, istediği yemi kullanacak. Aynı zamanda süt, peynirden yaptığımız karın da yarısını üreticiye süt zam olarak vereceğiz. Yarısını da yatırımlar olarak kullanacağız. Ayrıca ben evvel günü bakanlığı davet edildim. Daha gittik bakanlığımızla görüşerek bu peynir fiyatlarının satımında bir takım pazarlamasında bakanlığımızla yardımcı olacağını beyan ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da ayrıca malum yem fiyatları süt fiyatlarına geçti. Bununla ilgili görüşme yaptık bakanlığımızda. Bakanlığımız yetkilileriyle, bakan yardımcılarımızla. Haziran ayı başlarında süt konseyi toplanıp yem ve süt paritasını ölçü olarak işte 1 kilo 300 gram yemden 1 kilo süt parası gibi fiyat ayarlaması yapılacak. Yeni bir konseyin yeni bir fiyat politikası olacak. Bu da Haziran ayının ilk haftalarında veyahut da Haziran ayı içerisinde sütü yenikten zam olarak konsey fiyat açıklayacak. Biz de bu konsey fiyatlarını takip edeceğiz. Şimdiden yani bir nebze de olsa tavsiye fiyatını, süt konseyin tavsiye fiyatını derdimize derman olmaya çalışacağız. Birlik olarak dondurma piyasasını yine birlik markası üzerinden dondurmaya giriyoruz. Prensipte anlaştık. Tarihlerinde teslim edeceğiz. Öyle bir çalışmamız oldu. Aynı zamanda süt tozu olarak gündemimizde yer alan konu devlet yatırımında şu an gündemde. En kısa zamanda devlet süt tozu fabrikasında kurmak için bölgemize çalışmalarını vardı programında ama çalışmalarını hızlandırdıklarını söylediler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Nisan ayı süt paralarını ödedik. Şu an Nisan ayı üreticilerimiz süt borcumuz yoktur. Hatta ihtiyacı olan üreticilerimize Mayıs ayının parasından da ödeme yapıyoruz. Önden ödeme yapıyoruz ihtiyacı olan çiftçilerimize. Şimdi malum geçen günkü süt kargaşasında süt fiyatlarını düşürdüler. İşte 2300 lira, 1800 lira, 2000 lira gibi. Ama biz müdahil olduk. Sütü konsey fiyat üzerinden aldık. Hiç kimsenin sütünü bırakmadık. Ben tekrar şunu söylüyorum. Üreticimiz süt verdiği yerden memnun değilse, şikayeti varsa biz sütlere bir telefon kadar yakınız. Daha önce de beyan ettik. Alım müdürlerimizin de telefonları da herkese SMS üzerinden verdik. Aksi takdirde de ulaşamazlarsa benim telefonlarımı da vereyim. 0532 685 95 08 0533 281 54 54 telefondan ulaşabilirler. Böyle fiyat indirimi kargaşa yaratan üreticilerimizin sütüne fiyatları geri çekenler varsa, şikayetleri varsa biz birlik olarak konsey fiyatı ve üstünden her zaman aldığımız gibi devam etmeye hazırız. Şu an zaten sütleri topluyoruz ama ilaveten böyle sorunlar olan üreticimiz
Bizi gelmek isterse bir telefonla sabahleyin sütünü alırız.